Hoş geldin Ayşegül. Canım benim. Canım arkadaşım. Of nasıl? Ay benim cefakar annem bize yemek mi yapmış? Ay. Evet sana yaptım, onlara yok. Ay, yok artık Ece. Bir dakika. Hadi bunu anladım. Vay be. Benim ne kabahatim var acaba? Evet, onun ne suçu var Ece ya? O yaralı. Ay Ayşegül hemen gevşeme ya, gevşeme. Allah Allah. Niye yaralı? Niye yaralı? Ha? Maske takıp seni kaçırdığı için olabilir mi? Ha? Olabilir mi? Allah Allah. Kaçırmasaydı da yaralanmasaydı. Değil mi? Bak adamlar kaç yılla yargılanıyor. Kızım sen ne karışıyorsun ya? Ha? Adam evlenme teklif etti, Ayşegül de kabul etti. Karı koca onlar, gevşer de mevşer de sana ne ya? Evet. Allah Allah. Evet Allah Allah. Hem hadi gidelim biz. Onlar biraz yalnız kalsınlar hadi. Ben gelmiyorum. Neye şaşırıyorsun Allah Allah. Ben o evi terk ettim. Gelmiyorum. Ay. Yok artık. Ay kor halinde konuşmayın be. Allah Allah. Gelmiyorum. İşte o kadar. Ece. Benim sinir sistemimle oynama Ece. Kalk düş önüme yürü. Efe. Gelmiyorum anlamıyor musun? Gelmiyorum. Of. Gelme sen gelme be. Gidiyorum lan ben. Efe! Nere? Sen bana yalnız kalalım mı demiştin? Daha koca olmaz yani. Olmaz. Şşş! Ayşegül. Ne diyecek ama? Ece, canım bir şey mi oldu? Yani acıktın mı? Bebişe bir şey mi oldu? Gayet iyiyiz. Biz gayet iyiyiz. Siz bir az açılın bakayım. Ay, açıl bakayım. Açıl. Bakayım. Kay. Yuh ama yani. Ne var Can Tekin? Evlenmeden böyle münasebetler hoş mu? Ha? Sizin aynı evde yaşamanız bile uygun değil de. Neyse. Ece, biz aylardır aynı evde yaşıyoruz. Şimdi mi aklına geldi? Canım o ayrı, bu ayrı. Ne oluyor ya sabah sabah zombi gibi? Tuvalete gireceğim müsaadenizle. Ece'nin küslüğü artık çok can sıkıcı olmaya başladı ya. Gitsin bu kız evine. Allah Allah. Ne böyle tepemizde çılgın görümce gibi? Bence de ya. Suyu çıktı artık olayın. Evet. Onların barışması şart. Evet şart. Nasıl? Benim aklıma bir fikir geliyor ama... Bak öyle geldiyseniz kınıyor öyle uzaktan bakmak da olmaz. Hadi bana katılın. Hadi alın oradan mum falan. Aa hadi. Allah'ım tamam. Sen sinirlenme yeter ki. Maazallah doğurursun falan. Gece gece bir de onlarla uğraşmayayım. Şimdi bak çok kolay. Beni takip ediyorsunuz. Dönüyoruz tamam mı? Hadi. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek... Ay! Ece ya! Hadi bitsin artık şu seremoni sıkıldı. Ya hayır devam hadi olmaz. Kapa kafanı ya ne yapıyorsun? Annesinin bir tanesi. kına gecesi mi olur ya? Ay bal gibi de olur, vallahi de olur. Oturur musun lütfen ya? Handan Hanım kınasız olur mu ya? Kına şart. Tabii tabii kına şart, kınasız olmaz. Ya Ece sen bu kadar hamama, kınaya meraklıydın da niye kendin evlenirken yapmadın ya? Tamam ya. Tamam. Tamam iyi yapmıyorum. Tamam hevesim kırıldı. İçimde kursağımda boğazıma diz, tamam mı? Yapmayalım kınamına. Ya hemen bozulma ama zorluyorsun yani. Sabahtan beri annesinin bir tanesi, annesinin bir tanesi. İçim kıyıldı ya. Bir şey söyleyebilir miyim kızlar? Bir an önce şu kınanızı bunanızı yaksanız, şu evden bir çıksak. Zira bu ev beni bastı artık. Nereye gidiyoruz ki? Karaoke bara. Mekan kapattım ben size. Burada bunlar ne saçma şeyler yani. Ay harika. Ay niye daha önce söylemiyorsunuz? Handan Hanım kınayı orada yakardık. Ay Allah'ım sen beni Ece'yle mi sınıyorsun ya? Tamam. Kınayı yakacağız ama şarkısız, türküsüz, tamam mı? Kına yakılacak. Otur. Hadi yak Ece, yak. Yak. Minimum her yerime yak. Yak. Vay be patron. Sen de evleniyorsun ha. Efe, gözünün çapağına ekmek banayım. Ne olursun bitir şunu, kalkalım kardeşim. Hadi ya, vallahi bak çok uzun bir gündü. Çok zor bir gündü, bitmek bilmiyor. Ne olursun, hadi kardeşim. Saçmalama patron. Bekarlığa vedaya geldik buraya ya. Daha kadeh kaldıracağız, sarhoş olacağız. Sabah kalkacağız, ne yaptığımızı hatırlamayacağız. Daha bir dünya işimiz var ya bu akşam. Öyle mi oluyor bu işler şimdi? Yani bilmiyorum ki patron. Benim bekarlığa vedam olmadı biliyor musun patron? Sana bir şey sorabilir miyim efendim? Sor patron. Biz Ayşegül'le sen ve Ece'nin içinde kalan şeyleri hayata geçirmek için uğraş vermek zorunda mıyız acaba? Hı? Aman be patron. Ne olur yani bir kere veda etsen bekarlığa. Ha? Niye kalbimi kırıyorsun benim? Ağız tadıyla niye işlemiyorsun şurada ya? Ayıp ya. Aa, bir parça. Aa Handan Hanım, bir parça. Ececiğim gerçekten hiç gerek yok, gerçekten. Yok olmaz, bak o kadar kına yaktım, boşa gidecek ya. Kısmetiniz açılır hem. Ay benim kısmetim kınayla açılacak olsa oho, öyle değil mi Ececiğim? Emin misiniz? Son karar. Ben hazırım, hadi çıkalım mı? Süper, hemen. Ayşegül. Ne? Bir şey soracağım. Ne? Efe falan gelmiyor değil mi? Bak eğer Efe geliyor... Ay Efe falan gelmeyecek Ece. Ama Can dedi ki... Handan Hanım, çıkalım mı? Ayşegül Hanım çıkalım, çıkalım. Menajerlik görevimden sonra şoförlük görevimde inşallah layıkıyla bu gece yerine getireceğim efendim. Siz çıkın önden, ben geliyorum. Işıkları kapatın. Arabaya gidiyorum ben Ece. Geldim. Alo Can. Ayşegül ne haber, ne yapıyorsun? Ya ben birazdan burada ruhumu teslim edeceğim. Yemin ediyorum çok konuşuyor Efe ya. Ay al benden de o kadar. Ne yapıyorsunuz siz? Biz de kalkıyoruz birazdan ya. Yok birazcık daha kalırsam zaten. Ya bu herifi bıçaklayacağım, keseceğim. O olacak yani sonunda. Geliyor hadi kapattım ben, görüşürüz. Şimdi bana bak oturma hadi kalk. Patron. Bu kadar kolay mı bu kalbi kırmak ya? Bu kadar kolay değil mi bu kalbi kırmak? Efe git şu kapıdan taksi maksi çağır, çevir bir şey yap, ben hesap edip geliyorum. Hadi kardeşim. Ay Ayşegül bak, bu Handan gıcık mıcık ama ben sana söyleyeyim bak kınana geldi, eğlencene geldi. Vallahi iyi kadın, fena değil. Ay Ece sen saf mısın ya? Kızlar hadi burada. İşini yapıyor. Ay çok heyecanlandım. İlk şarkıyı ben söyleyeceğim. Ya Ayşegül ya. Bilseydim gelmez. Niye söylemiyorsun? Ya Ece ya üf fazla naz aşık uzandırır yürü. Hayır gelmeyeceğim. Çok değerli eşim Ece. Biricik dostum Ayşegül. Ve canım patronum Can Tekin ve patronicem Handan Hanım. Bekarlığa veda eğlencemize hoş geldiniz efendim. Düzenlemiş olduğumuz bu gecede kah hüzünlü, kah neşeli şarkılarla sizinleyiz efendim. Hadi ya, yürü işte. Ya. Üf. Aman dur çekiştirme, hamile kadınım ben. Şimdi de çok değerli eşim Ece için kıymetli bir eser seslendirmek istiyorum efendim. I love you, I love you. Do you love me? Yes, I do. I love you, I love you. Do you love me? Yes, I do. If you want me, tell me, tell me. If you want me, kiss me, kiss me. If you want me, tell me, tell me. Mekan kapat dedin, kapattım. Kızları getir dedin, getirdim. Ama Efe şov bana gerçekten çok fazla artık. Kafam kaldırmıyor, Handan kaçar. Dikkat edin, gözüm arkada kalmasın, tamam mı? Tamam. O güzel gözlerini gördükten sonra... Aşık oldum birden, tutuldum sana. Seviyorum seni, sanki deli gibi öldürecek beni bu kara sevda. Ece! Aşkım, affet beni ne olursun ya! Ya lütfen ya! Efe! Lan! Ece, ne olur? Oğlum git evinde konuş ya, Allah Allah, şarkı söyle. O zaman gel sen söyle, hadi. Ay ben söyleyemem ya. Ya Ayşegül, hadi benim hatırım için. Hadi Kunduzcuğum. Hadi. Ayşegül. 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 Sensiz saadet neymiş? Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki, alnımın yazısıydı. Ne yapsam silemem ki, seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine, gel de sen gelemem ki. Ya Ece, bak Allah belam, Ece bırak şunu ya. Ya Ece niye saçmalıyorsun aşkım? Ya bir konuşalım ya. Ya bir konuşalım, bir cevap ver bana. Ya niye böyle yapıyorsun kızım sen? Ya Ece. Biz bir taksi alabilir miyiz? Sağ olun. Niye böyle yapıyorsun? Neden böyle yapıyorsun ya? Ya Ece, bir dinlesene yavrum ya. Efe ne olur sus artık ya, sus kafam. Doldu taştı yeter ya. İstemiyorum dinlemek. Aa istemiyorum ya. Zorlama. Ayşegül, sen Ece'yi al, ben de Efe'yi alayım. Şu taksi gelene kadar çözelim bu işi, yoksa bunlar sabaha kadar birbirlerini yiyecekler ha. Tamam, gidiyorum şimdi. Efe! Efe gel gel. Yok Ahmet Efendi. Gel lan buraya, bir şey diyeceğim. Gel buraya ya. Ne olacak oğlum sizin haliniz böyle? Bilsem, bir bilsem patron. Kadın Nuh diyor, peygamber demiyor ya. Ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl çözeceğiz? Patron, büyük mücadele verdin ha bu akşam bizi barıştırmak için. Büyük adamsın ha. Saçmalama oğlum, manyak mısın yani? Patron, bir şey diyeceğim. Bak, bana bir şey olursa... Oğlum ağzına hayra aç ya. Bir dakika patron ya, bir dakika. Olursa diyelim. Bak söz ver. Ece ile bebek sana emanet, tamam mı? Efe sana buradan bir kafa uçarım. Hayret bir şey ya. Ne biçim konuşuyorsun Allah korusun. Patron boş lafa gerek yok, bak söz ver diyorum ya. Tamam lan söz. Ya canını yerim. Canını yerim senin ya. Büyük adamsın. Yeter Ece ya, çocuk perişan işte. Ya ben de perişanım Ayşegül. Ben de perişanım. Günlerdir evde tek başımayım, bir başımayım. Ya bana bir şey olsa ha? Allah korusun ya bana bir şey olsa, bu bebeğe kim bakacak? Ece tövbe tövbe ya, üf. Bu Efe bakmaz çocuk mocuk. Bakmaz, yapmaz. Biliyorum ben adamımı. Ay Allah korusun ya. Ama sen bakarsın değil mi Ayşegül? Teyze işte bebişine bakardı. Ay içim şişti ya. Ay benim de içim şişti. Ayşegül. Hı? Bana bir şey olursa... Allah korusun diyelim ki oldu. Sen bakarsın değil mi? Sen teyzelik yaparsın çocuğuma. Herhalde salak. Teyzesiyim ben onun. Ne biçim konuşuyorsun ya? Oğlum gidip kızın gönlünü alacaksın. Ben? Evet sen. Daha ben ne yapayım ya? Ne demek ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben maymun oldum. Ben bu gece çıktım sahnede şarkı söyledim. Ben köpekler gibi diz çöktüm. Ben daha ne yapayım? Bana bak oğlum. Sen bu kızı alttan alacaksın. Kız hamile. Anladın mı? Aa. Sen şu ünlü oyuncunun eski karısı değil misin ya? Evet evet. Adamı rezil ettin herkesin içinde be. Rezil rezil. Pardon. Pardon ne dediğini senin kulağın duyuyor mu acaba? Sana ne be? Hadi bas git. Ya kızım hadi uğraştırma bizi akşam akşam. Hadi yürü. Ya bir dur ya. Zaten sizin gibiler yüzünden evlenmekten soğudum. Yemin ederim yemin. Ondan sonra erkekler neden evlenmek istemiyor? Neden biliyor musunuz? İşte sizin gibi para avcıları yüzünden. Ah! Yok ben tutamayacağım sen. Ay! Ay! Ne oluyor lan orada? Burada! Arkadaşlar susun! Arkadaşlar durmuşsunuz! Yeter! Komiserim, ben bu ikisinden şikayetçiyim. Üzerime çullandılar. Asıl ben şikayetçiyim ya komiser bey. İlk onlar başlattı. Kızım susar mısın sen? Siz sakin yolunuzda ilerliyoruz komiserim. Vallahi bize... Ne? Yalan! Kesinlikle öyle bir şey yok. Onlar başlattı ya. Kızım sen susar mısın bir kere? Ya komiser bey... Lütfen herkesin işi gücü var. Atın bunları nezarete ya. Bak eğer bir daha konuşursan seni nezarete atacağım. Ona göre. Ayşegül sakin olur musun hayatım lütfen? Biraz daha sakin. Komiser bey şu suratımdaki izlere bakar mısınız? Darp raporum da var benim. Ne? Darp diyor ya darp diyor çıldıracağım şimdi. Bak susacağım diyorum ama yok yani dayanamıyorum. Ayşegül. Yeter. Atın şunu nezarete ya! Ne laftan anlıyor ne sözden! Can! Komiser bey! Komiser bey! Komiser bey bir saniye bir şey söyleyebilir miyim? Yarın düğünüm var, düğüne gelseniz. Atın şunu! Atın nezarete! Ya komiserim olur mu öyle şey şimdi? Kızcağız orada üşür, çok sıkılır Ayşegül tek başına. Lütfen biz aramızda şey etsek, bunu konuşsak. İyi o zaman, sen de ona refakat edersin. Hadi! Atın bunları nezarete! Hayda ya komiserim bir selfie falan çekilseydik imza veririm. İmza veririm kardeşim sana bak olmaz mı? Ha ne oldu ya komiser Efe. Patron. Bizi yap ya. Bizi yap. Gece daha fazla size maruz kalamayacağım Efeciğim. Zira bundan sonrası aşırı dost çünkü. Bakın başınızın çaresine ya. Üf. Efe ne oldu? Açmıyor. Efe bir şey yap ya. Bir şey yap kurtar Ayşegül'ü. Ya kızın yarın düğünü var. Ayşegül'ün düğünü var değil mi? Can'ın düğünü yok. Ne alakası var be? Ne iş başa düştü değil mi? Kardeşlerim. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Yani bir bu eksikti. Gerçekten bir nezarete düşmediğimiz kalmıştı. Ben de diyorum ki ay ne olaysız gece, ay ne romantik gece. Al sana olay. Diyeceğim. De bakalım. Yalnız çocuklarımıza ve torunlarımıza anlatacak ne kadar çok şey biriktirdik değil mi? Kunduzcuğum, bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Heyecanlı mısın? Çok. İlk defa nezarete düşüşüm. Kesin selfie çekmeliyiz ilk günlerdeki gibi. Ayşegül, herhalde onu sormuyorum. Yarın evleniyoruz ya, Heyecanlı mısın? Sen? Kalbim yerinden çıkacak. Keşke annemler de görseydi diyorum. İlk seferinde dert olmamıştı ama şimdi. Görüyorlardır belki. Belki izliyorlardır bizi yukarıda. İzliyorlarsa babam fena kızmıştır sana, yalnız söyleyeyim. Biliyor musun? Yarın annemin gelinliğini giyeceğim. Sevdiğim adamla evleneceğim gün için saklamıştım. O yüzden ilk seferinde giymedim. Ayşegül. Hı. Gel buraya. Ne konuşuyor bu saatlerdir bunlarla ya? Ya abiciğim, bak Can Tekin malum eli ayağı uzun adam. Arkası da sağlam. Madem sizin de bu işlerde gönlünüz var, açarız bütün kapıları ardına kadar size. Allah aşkına, şu yüzümün haline bakar mısın? Bu bacaksız beni ne hale soktu? Kim beni hangi dizide niye oynatsın? Ya onlar kolay işler. Makyajla kapanıyor zaten. Onlar benim işim. Sen bana bırak onları ya. Bak and içtim. Oynatacağım seni dizide diyorum. Söz veriyorum. Kurban olayım. Hadi gidelim içeri. Şu şikayetimizi yere alalım. Tatlıya bağlayalım mevzuyu. Ha? Can, ben kıvrılıp yatıyorum. Yarın düğünüm var sonuçta. Mor gözlerle çıkamam. Haklısın. Hadi yatalım. Hadi yatalım. Ben de yatacağım. Kafanı şuraya koy. Örtsün. Örtmedim. Üşümeyeceğim ben. Örtmeyeceğim. Hadi yine şanslısınız. Adamlar şikayetlerini geri aldı. Komiser de salın. Ortalıklarda gözükmesinler dedi. Çok iyi. Hadi geçmiş olsun. Handan ya. Aslanım Handan be. Hadi hadi. Hadi çık. Kurtulduk. Aşkım ya. Gerçekten bu gecenin kahramanı sendin. Hem de tek başına. Nasıl ikna ettin o kadar adamı? Şimdi sevgilim, tabii sen benim bütün yeteneklerimi bilmiyorsun. Bunlar, onlardan bir tanesi. Senin suratını yerim ben ya. Çok önemli şeyler. Efe, Handan nerede ya? Kadıncağıza bir teşekkür edeyim. Gece gündüz peşimden koşturup duruyor. Aa, Handan mı? Handan. Handan mı? Handan. Gerçekten Handan mı? Handan yani. Olayı bizzat Efe çözdü patron. Allah! Aşkım ya, yemin ediyorum tuttuğunu kopartıyor ya. Vay vay vay, kuşlar erimiş. Sorma. Kahraman mısın benim sen ya? Arkadaşlar şuradan bir an önce çıkalım çünkü bana fenalık gelmeye başladı. Ayıp ama patron ya. İnsan 2 dakika müsaade eder. Evine git kardeşim, evine. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.